Çok farklı anahtarlarla karşılaşmak mümkün. Mesela basmalı push butonlar. Bunları daha çok elektronik devrelerde gördünüz. Devreler yaparken orada işte tristörü tetiklemek için ya da triyağı tetiklemek için kullandığınız butonlar bu tip basmalı push butonlardı. Yukarıda anlatmış olduğumuz butonları da içerisine alan, üzerine basılarak uyarılan büyük küçük bütün butonları kapsar. Elektronik devrelerde, elektrikli cihazlarda ve kumanda devrelerinde kullanılırlar. Mikro anahtar, mikro switch, sınır anahtarların daha küçük yapıda olanlarıdır. Elektrikli küçük ev aletleri ve büro makinelerinde kullanılır. Örneğin yazıcının kapağının açık veya kapalı olduğu bilgisi bu mikro switch, mikro anahtar vasıtasıyla elde edilir. Bunu başka nerede kullanıyoruz? Örneğin buzdolabı kapılarında kullanıyoruz. Buzdolabı kapılarını açtığınızda lambayı yakan aslında buradaki bir mikro anahtar, mikro switch'tir. Ya da el blenderlerini yerine oturttuğunuzda çeviriyorsunuz, bir yuvaya oturuyor. Yuvaya oturduktan sonra mesela o blender'ı çalıştırabiliyorsunuz. O yuvaya oturduğunda da orada bir mikro anahtar, mikro switch'i kapatıyor. O mikro switch sizin blender'ı çalıştırmanıza imkan sağlıyor. Mesela o yuvaya oturmadığında, oradaki switch uyarılmadığında blender'ın düğmesine bassanız da mutfak robotunun çalışmıyor. Onun haricinde iki tane daha burada kullanım alanı göstermişiz. Örneğin burada switch'in uyarı kısmını uzatmışız ve ucuna bir tane top bağlamışız. Bu switch bir tanka, bir havuza su basan su motorunu kontrol ediyor. Su dolduğu zaman bu topu yukarı doğru hareket ettirecek, suyun kaldırma kuvvetinden buradaki switch'in kontakları konum değiştirecek ve su basan motoru durduracak. Aşağıdaki örnek ise aslında bizim eski tip çamaşır makinelerinin beyni dediğimiz kısım. Orada bir motor peş peşe dizilmiş diskleri döndürüyordu. Örneğin sıkmaya ait kontağa geldiğinde, sıkmaya ait switch uyarıldığında sıkmaya giriyordu. Ondan sonra bu uyarı kalkıyordu. Örneğin tekrar su alması gerektiğinde tekrar su almasına ait switch devreye giriyordu. Ya da işte motorun çalışması, sağa ya da sola dönmesi, o çamaşır yıkaması için gerekli olan switch uyarıldığında da örneğin motor sağa ve sola dönmesini sürdürüyordu. Buradaki temel yapı eski reklam tabelalarında bu tip yapılar vardı. Örneğin orada mesela peş peşe yanması gereken lambalar olduğunda, tabi elektronik eskiden bu kadar gelişmiş değildi. Şimdi triyaklı ya da transistörlü basit devrelerle bu işi yapabiliyoruz ama orada da mesela neon lambalar yanıyordu. Peş peşe bir kelimelerin yandığı neon lambalar vardı. Orada da mesela sıralı yanmayı bu şekilde motorlu ve diskli sistemlerle sağlıyorduk eskiden. Anahtarlar, toggle switchler, açma, kapama veya konum belirleme gibi işlemler için kullanılan kalıcı veya yaylı olarak geri gelen anahtarlardır. Bu toggle switch'leri biz PLC deney setlerimizin üstünde kullanacağız. Burada normalde açık, orta uçlu, normalde kapalı ya da aynı anda çift yollu hareket eden switch'ler olabilir. Bu switch'ler bizim PLC setlerimizin üstündeki inputlara bağlı olan switch'ler. Fener anahtar, fener switch, konum belirleme gibi işlemler için kullanılan kalıcı anahtarlardır. Örneğin radyoların açma kapama düğmeleri eskiden bu şekildeydi. Yani çok fazla hareket etmesi gerekmeyen, arada bir açma kapama yaptığımız yerlerde elektronik kartın üstüne montajını yapabileceğimiz anahtarlardı bunlar. Dip switch genellikle elektronik devrelerde seçim anahtarı olarak kullanılırlar. Bu dip switchlerde de örneğin biz step motorlu sürücülerin üstünde kullanıyoruz. Orada göreceksiniz. Orada yarım adım, tam adım atması, işte tam moment, yarım moment vermesi gibi durumları, ayarları ben step motorlu sürücünün üstündeki dip switch üzerinden yapıyorum. Civalı kontak, cam tüp içerisine konmuş civa ve kontaklardan oluşur. Tüpün hareketiyle iletken olan civa tüp içerisinde hareket ederek kontakları kısa devre eder. Civa yerine metal bilyelerde kullanılabilir. Hareket algılamada kullanılırlar. Kontak bacaklarının lehimlenmesinde cam tüpün çatlatılmamasına özen gösterilmelidir. Bildiğiniz gibi civa iletken aynı zamanda da sıvı bir cam tüp içerisindeki kontakları civa üstünden kısa devre yaparak bir anahtarlama işlemi gerçekleştirebiliriz. Bu hareket algılamada kullanılır daha çok. Örneğin şurada bir örnek vermişiz. Burada bir bimetal termostat olarak düşünün. Isındığında bimetal termostat açılırken bağlı olan civalı kontağı hareket ettirecek. Örneğin ısındı, açıldı, civalı kontak hareket etti. Kontaklar kısa devre oldu civa tarafından ve bu ısıtıcıyı durdurmada kullanılabilir. Çok fazla kullandığımız bir kontaktan bahsedeceğim. Dil kontak ya da reed switch, reed kontak denir. Cam bir tüp içerisine konmuş kontaklardan oluşur. Kontaklar manyetik özelliğe sahiptir ve dışarıdan bir manyetik alana maruz kaldığında kontaklar yapışır. Doğal mıknatıs veya elektromıknatıs ile manyetik alan oluşturulabilir. Kontak bacaklarının lehimlenmesine, cam tüpün çatlamamasına özen gösterilmelidir. Yine aynı uyarıyı burada yapmışız. Burada bir uyarı daha yapayım. Bu bacakları siz burada bir karga burnu ile tutmadan sağa sola bükerseniz cam kısım, cam tüp patlıyor. İki tane manyetik alana hassas, kendisi de mıknatısı olan kontak var. Bir manyetik alanın içerisinde kaldığında bu kontaklar kapanıyor. Bu her şey 1 milyoncularda satılan beyaz bir şey var. İşte kapılara, kapaklara yapıştırıyorsunuz. Açtığınızda cik 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 diye ötüyor. Mesela orada kullanılan bir reed kontaktır, deal switch'tir. Bunlar başka nerede kullanılıyor? Sizin pneumatik silindirlerinizin içerisinde kullanılıyor. Silindirin hareketi algılamak için. Pneumatik dersinde bunu ayrıca göreceksiniz. Daha sık bunlar asansörlerde kullanılıyor. Asansörün kata gelip gelmediğini reed kontaklar, reed switch'lerin olduğu sensörlerle algılıyorlar. Bunlar katlarda genellikle 3 tane, güvenlik amaçlı 3 tane, eğer biri bozulursa ikincisi bozulursa üçüncüsü çalışsın en azından diye güvenlik amaçlı 2 ya da 3 tane switch aynı kata konuyor. Hareket eden asansörün üstünde büyük bir mıknatıs var. Kata geldiğinde bu kontaklar mıknatısı algılıyor ve asansörü o katta durduruyor. Parmak tekerlek, parmaklarla döndürerek veya alt üstünde bulunan pimlere basarak konum belirlenmesi yapılan anahtarlardır. İki tür çıkış alınabilir. Ya seçtiğiniz sayıya karşılık gelen kontak kapanır ya da 4 bitlik binary kodunda çıkış verir. Yani 5 seçtiğinizde 4 adet çıkış kontağı 0101 yani 2 üzeri 0 2 üzeri 1'lerden BCD kodlamayı göreceksiniz. Bunun karşılığı örneğin 5 sayısıdır şeklinde çıkış verebilir. Bunları daha çok nerede kullanırız? Ha, bunlar sizin 1500'lü deney setlerinizde, SCD 1500 deney setleriniz üzerinde olacak. Bunu eskiden örneğin bir parça sayısını belirlemede kullanıyorduk. Bir üretim yaparken parça örneğin 20 tane olacak veya işte 25 tane olacak. Bunlardan 2 tane kullanıyorduk. Bir tanesini onlar basamağını 2'ye, diğerinde örneğin 5'e getiriyorduk. Parçadan sistem 25 adet üretiyordu ama şimdi operatör paneller olduğu için operatör paneli üzerine sayıları çok rahatlıkla girebiliyoruz ama eskiden örneğin üretilecek parça sayısına ya da bir zamanı veya da bir mesafeyi girmek için sisteme bunlar kullanılıyordu. Membran switchler, zar butonlar, su, nem, rutubet, aşırı tozlu ortamlarda kontakların etkilenmemesi için kullanılır. Burada genellikle karbon 2 tane pin vardır. 2 tane pimin üstünde membrana bağlı olan yine bir karbon parça vardır. Bastığınızda yukarıdaki hareketli karbon aşağıdaki 2 tane pime dokunur. Bu şekilde elektrik akımının geçmesi sağlanır. Bunları nerede kullanıyoruz? Örneğin bunları evinizdeki televizyon kumandalarınızda, bilgisayar klavyelerinizde kullandığımız aslında yapı. Termostatlardan bahsedelim. Termostatlar sıcaklığa duyarlı devre elemanlarıdır ve sıcaklığı sabit veya belirli sınırlar arasında tutmak için kullanılırlar. Sıcaklığını ölçtükleri ortam sıvı, katı ve gaz olabilir. Çok değişik çalışma prensibinde yapılabilirler. Elektronik termostatlar NTC, PTC veya PT100 gibi sıcaklığa duyarlı elemanların sıcaklığa bağlı değişen değerlerinden yararlanarak çalışırlar. Sıcaklık girilen ayar değerine geldiğinde kontakları konum değiştirir. Belirli bir sıcaklık aralığında çalışabilirler. Yani kontakların eski konuma gelmesi, konum değiştirmesinden daha düşük sıcaklık değerlerinde olabilir ya da daha yüksek sıcaklık değerlerinde olabilir. Hassas sıcaklık kontrolü istenen otomasyon sistemlerinde elektronik termostatlar kullanılır. Bu elektronik termostatları aslında biz otomasyon sistemlerinde kullanıyoruz. Bu elektronik termostatlar aslında çalışma prensibi açısından oldukça basittirler. Yani sıcaklığa göre direnci değişen NTC, negatif sıcaklık katsayılı direnç, PTC, pozitif sıcaklık katsayılı direnç ya da PT100 gibi sıcaklıkla değeri değişen eleman olabilir. PT100'lere rezistans termometreleri de denmektedir. Bunların haricinde bir de termokupullar vardır. Termokupullarda ise iki farklı metal bir noktada birleştirilir ve bu iki metal arasında sıcaklığa bağlı olarak oluşan gerilim farkı hop amplarla yükseltilerek sıcaklık ölçülür. Aklınıza gelebilecek birçok yerde termostatlar kullanılır. Termostatların elektronik yapısı burada basit bir şekilde gösterilmiştir. Bu termostatların genel gösterimi, bunlar endüstriyel tip termostatlardır. Bunun haricinde çok daha ucuz fiyatlarda satılan özellikle Çin malı termostatlar da vardır. Elektronik termostatlar da vardır. Mesela onları nerede kullanıyorlar? Onları kuluçka makinelerinde kullanıyorlar. Orada mesela sıcaklığı belli aralıklarda tutmak için, içerideki yumurtaların sıcaklığını belli aralıklarda tutmak için kullanıyorlar. Termostatlar endüstriyel birçok ortamda kullanılırlar. Örneğin tanklarda, tankların sıcaklığında, fırınlarda, buna benzer birçok yerde elektronik termostatlar kullanılırlar. Bimetal termostatlar, bimetal iki uzama katsayısı farklı olan iki elemanın birbirine yapıştırılmasıyla oluşur. Eleman uzadığında metallerin uzama katsayıları farklı olduğundan bimetal uzama katsayısı kısa olan metal tarafına kıvrılır. Bu hareketten yararlanarak kontakları konum değiştirilir. Sıcaklık ayarı bir mekanizma vasıtasıyla bir metal elemanın hareket yolu kısılarak yapılır. Çoğunlukla ütü ve diğer ısıtıcıların sıcaklık kontrolünde kullanılır. Bu bimetali biz nereden hatırlıyoruz? Otomat sigortaların içinden hatırlıyoruz. Kompakt şalterin, motor koruma şalterlerinin ve termik bölümünün içerisinden daha önce de görmüştük. Bu bimetalden yararlanarak yapılmış olan bimetal termostatlar vardır. Bu bimetal termostatları biz daha çok nerede görüyoruz? Örneğin saç kurutma makinelerimiz içerisinde küçük bimetal termostatlar vardır. Saç kurutma makinesi belli bir sıcaklığa geldiğinde mesela oradaki rezistansların, ısıtıcı dirençlerin elektriğini keser. Ya da fırınların içerisinde bu vardır. Evlerimizde kullandığımız fırınların içerisinde, ütülerin içerisinde bunu görürüz. Bu bimetal termostat on off açma kapama yapar. Sıcaklığa geldiği zaman kontaklarını açar. Sıcaklık düştüğü zaman kontaklarını kapatır. Yine burada sigortalarda ve diğer koruma elemanlarında olduğu gibi örneğin ütünün akımı ya da fırının akımı bu termostat üzerinden geçirilir. Termostatın açma kapamasıyla işte ütünün elektriği kesilir. Soğuduğu zaman tekrar elektriği verilir gibi. Bu on-off çalışma yapar. Burada sıcaklığı nasıl ayarlarız? Burada sıcaklığı bir metalin kontakları bir metalden yaklaştırma ya da uzaklaştırmayla yaparız. Yani aslında burada bir metalin eğilme yolunu kontaklara yaklaştırır ya da kontakları uzaklaştırırız. Şurada yukarıda gördüğünüz ayar kısmı vardır. Ayarla vida döner. Vida döndüğü zaman vida adımı ile birlikte termostatın içerisindeki mesafe ayarlanır. Körüklü termostatlar sıcaklıkla gazın hacminin değişmesi prensibiyle çalışırlar. Depo yani bulk kısmı, burada kuyruk, bulk, depo dediğimiz içerisinde bulunan gazın genleşmesiyle körüğü, diyaframı iterek kontakları konum değiştirir. Daha çok buzdolabı gibi soğutucularda, soğutma sistemlerinde kullanılır. Buzdolabının içerisinde sıcaklığı ayarladığımız termostat budur. Buzdolabı kapağını açtığınızda orada 1, 2, 3, 4, 5 gibi bir kademe görürsünüz. Eğer buzdolabınız elektronik değilse içerisinde bundan vardır. Bu daha çok soğuk soğutma sistemlerinde, soğuk sistemlerde kullanılır. Bu körüklü ve bu körükten çıkan bir boruyla birlikte aslında gazın bulunduğu bulk dediğimiz, depo dediğimiz kısım soğumasının ölçülmesi istenen yere doğru uzatılır. Bu boru açılır, uzatılır ve soğuduğu zaman gazların hacmi küçüleceği için küçüldüğünde körük aşağı doğru gelir ve kontaklar körüğe bağlı hareketli kontaklar ve sabit bulunan kontaklar birbirinden ayrılır. Bu mantıkla da işte bunun kumanda ettiği motor, ekowatt motoru ise o motor çalıştırılır ya da durdurulur. Elektronik solenoid valvler kontaktörlerde oluşturulan elektromıknatısla elektrik akımının akışı kontrol ediliyordu. Elektrovalvlerde ise elektromıknatıs sayesinde sıvı veya gaz akışlarının yolunu açmak veya kapatmak vasıtasıyla kontrol yapılır. Normalde açık veya normalde kapalı olabilirler. Normalde açık valve enerji verilmediği müddetçe akışa müsaade eder ve bobine enerji verildiğinde akış yolunu kapatır. Normalde kapalı valve ise ancak bobine enerji verildiğinde akış yolunu açar. Sıvıları ve gazların kontrolünü yaptığımız solenoid valve'lerdir bunlar. Burada bobin gerilimi 24 volt DC ya da 220 volt AC olabilir. Bobin gerilimi içerisindeki hareketli bir çekirdeği çeker. Buna bağlı olarak gazın, basınçlı gazın ya da işte içerisindeki sıvının açılıp kapanması, yani anahtarlama işlemi yapılır. Yani vana işlemi yapar bu. Açma kapama vana işlemi yapar. Burada dikkat edilmesi gereken şey şudur. Bunlar belli basınç aralıklarında çalışır. Yani örneğin bir solenoid valve sıvı kumandası için aldığınızda üzerinde 2-4 bar yazar. Eğer 2 barın altına düşerseniz solenoid valve kaçırabilir ya da 4 valve'in üzerine çıktığınızda solenoid valve açmada sıkıntı yaşayabilir. Çünkü mesela şurada çalışma prensibine bir bakalım. Ekranın sol tarafındaki resim. Girişten gelen, bunun bir sıvı olduğunu düşünün. Suya kumanda ettiğimizi düşünün. Girişten gelen basınçlı sıvı, su, buradaki kapama tıpasını yani diski, diyaframın üstüne basmaktadır. Ve üstüne bastığı için aslında bu diski, diyaframı, tıpayı aşağı doğru ittirmektedir. Bu tam kapanmayı sağlar. Eğer ben bobine enerji verecek olursam burada bu çekirdek bobin diyaframı yukarı doğru çeker. İlk hareketi yaptıktan sonra yani ilk sıvı akışı başladıktan sonra zaten sıvı kendisini diyafram altından bu tarafa çıkışa doğru akıtacağı için artık aslında orada solenoide çok da fazla iş kalmaz. Sıvı kendi basıncıyla diyaframı, diski yukarı doğru iter. Ama örneğin burada basıncımız 2-4 barsa, örneğin 4 barın üstüne çıktığımızda solenoidimiz bizim 4 barsa ve ben bir 8 barlık örneğin sıvıyı kumanda etmek istersem bu diski yukarı çekmesi bu bobinin çekirdeği yukarı çekmesi için gücü yetmeyebilir. Ya da örneğin 2-4 barda, örneğin ben 1 bara, 1,5 bara kumanda ettiğimde yukarıdaki diskin üstünde gerekli basıncı yapacak sıvı olmayacağı için burada diyafram kaçırabilir. Buna dikkat etmek lazım. Yani kullanacağımız devredeki sıvı veya gaz basıncı neyse ona uygun selenoid valve seçmemizde fayda var. Aksi takdirde istediğimiz çalışma şartlarını sağlayamayabiliriz. Basınç şartları diferansiyel basınç şartları. Su, hava, buhar, gaz ve hidrolikler belirli bir basınç değerine ulaştığında anahtarlama yapan elemandır. Elektronik veya mekanik yaylı olabilir. Örneğin hidrofor tesislerinde tanka sıkışan su basıncı ile istenen değerde ulaşıldığında pompayı durdurmak veya kompresör kazanı içerisinde depo edilen havanın basıncı istenilen değere ulaştığında kompresör motorunu durdurmak için kullanılırlar. Tek veya çift basınç değerine sahip olabilirler. Tek basınç değerine sahip olan basınç şalterleri ayarlanan değere ulaştığında kontakları konum değiştirir ve basınç ayarlanan değerin altına düştüğünde ise kontaklar eski konumuna geri gelir. Bu tip basınç şalterleri genellikle kazan içerisindeki basınç tehlikeli değerlere ulaştığında alarm vermek veya önlem almak için kullanılırlar. Bir diğer basınç şalteri ise çift basınç değerinde çalışan diferansiyel fark basınç şalteridir ve bu basınç şalterinde kontaklar üst basınç değerinde konum değiştirir ve kontakların eski hale gelmesi ancak alt basınç değerine düşüldüğünde olur. Bunları biz nerede kullanıyoruz? En temel kullandığımız iki yer var. Birincisi hidrofor tesisleri. Hidrofor tesisleri, bir diğeri ise basınçlı hava kompresörleri kullanıyoruz. Örneğin hidrofor tesislerinde sizin musluklarınızdan en yukarıdaki kattaki musluktan 2 bar su akacak şekilde hidrofor, işte yükseklik ne kadarsa ayarlanır ve örneğin hidroforu ayarladık, 8 bara ayarladık. Eğer hidroforu 8 barlık tek basınç şartları kullanacak olursak 8 bara geçtiğinde hidrofor durur. 8 barın altına düştüğünde ise çalışır. Bu sefer ne olur? Bu sefer şöyle bir şey olur. Yukarıdan herhangi bir musluk açıldığında hidrofor musluk açılır açılmaz devreye girer. Musluk kapanır kapanmaz devreden çıkar. Yani hidrofor motorumuz bizim çok sık devreye girip çıkar. Asenkron motorlarda da ben çok sık devreye girip çıkmasını istemem. Daha önce motorlar kısmında bahsetmiştik. Çünkü işte motor yol alma sırasında akım çeker, ısı ekstra oluşturur gibi bazı durumlardan bahsetmiştim ben size. Burada ne yapılır? Örneğin yapılacak iş şu. 7-9 barlık bir diferansiyel basınç şalteri seçilir. Örneğin 9 barın üstüne çıktığında 9.1, 9.2 gibi bir değere geldiğinde basınç şalteri durur ve örneğin 7-9 demiştik ya, 6-8, 6-9 bara geldiğinde ise kompresör motorunu devreye alır. Burada iki basınç değeri arasında anahtarlama işlemi yapacaktır. Bu bana neyi sağlar? Bu bana şunu sağlar. Yukarıda her musluk açıldığında basınç her düştüğünde bu diferansiyel aralıkta düşer ve her seferinde kompresör motoru, her seferinde hidrofor motoru devreye girip çıkmaz. Basınç şalteri 3 veya tek kontaklı olabilir. 3 kontaklı şalterler direkt 3 fazlı motoru çalıştırır. Burada dikkat edilecek nokta, motor akımı şalter kontak akımından daha büyük olmamalıdır. Tek kontaklı basınç şalterleri ise bir fazlı motor veya kontaktör üzerinden yine 3 fazlı motor çalıştırılabilir. Basınç şalterleri temel olarak metal bir diyafram ve bu diyaframa karşı konulmuş yaylardan oluşur. Diferansiyel basınç şalterlerinde alt ve üst basınç değerlerine ayarlarını gösteren bir gösterge vardır. Eğer böyle bir gösterge yoksa basınç ayarı şu şekilde yapılır. Bu göstergesiz basınç şalterleri kullanılıyor olabilir ama daha çok şimdiki basınç şalterleri, diferansiyel basınç şalterlerinde sizin alt ve üst basınçları ayarlayacağınız 2 adet gösterge bulunmaktadır. Yani bir gösterge üzerinde 2 tane çizgi bulunmaktadır. Bu çizgiyi üst basınç değerine, alt basınç değerine gelecek şekilde vidalarından ayarlarsınız. Ama böyle bir göstergeli basınç şalteriniz değilse, daha eski tip bir basınç şalteri ise bu iki basınç değeri neye göre ayarlayacağımızı şimdi anlatacağım size. Üst basınç ayar vidası, büyük yay gevşetiniz. Pompa çalışırken manometre ile kontrol ediniz. İstenen üst değere ulaştığında üst basınç ayar vidasını sıkarak kontakların açılmasını ve motorun durmasını sağlayınız. Burada manometreye ihtiyacınız var. Hidroforun çıkışına bir manometre bağlayacaksınız burada. Zaten vardır da manometreyi gözlemleyerek bu ayarı yapacaksınız. Aslında burada 2 tane ayar vidası var. Kalın yay ve ince yay. Kalın yay ile ince yay vidalarını sonuna kadar açın. Yani gevşetin. Ve hidroforu çalıştırın. Örneğin 6 barda mı duracak? Hidrofor 6 bara geldiğinde kalın yayı sıkarak, kontaklarını açarak motorun durmasını sağlayın. Yani motor durduğunda ben üst basınç değerini 6 bar olarak ayarlamış oluyorum. Alt basınç ayar vidasını küçük yay gevşetiniz. Kazan basıncı düşerken manometreyi gözlemleyiniz. İstenen basınç değerine ulaştığında vidayı sıkarak kontakların kapanmasını ve pompanın çalışmasını sağlayınız. Bazı diferansiyel basınç şartlarının yapısı farklı olabileceği için vidanın sıkışması veya gevşemesi işlev olarak değişebilir. Bu sefer de 4 barda devreye girmesini istiyoruz örneğin. Kompresörümüzün, hidroforumuzun. Basıncı düşüreceğiz. Örneğin bir musluk açtık ya da kompresörse havayı açtık. Basınç 4 bara düştüğünde de hızlı bir şekilde inceleyi sıkarak kontakların devreye girmesini ve motorun çalışmasını sağlayın. Burada büyük yay, demin de söylediğim gibi üst basıncı küçük yay, alt basınç değerini ayarlamanıza yardımcı olacaktır. Ama çoğunlukla şurada olduğu gibi göstergeli basınç şalterleri vardır. Diferansiyel basınç şalterleri. Örneğin burada yeşil üst seviye, kırmızı alt seviye ya da kırmızı üst seviye, yeşil alt seviye olabilir. Bunları ayarlayarak gösterge üzerinden sizin ayarladığınız basınç değerleri görmenize sağlayabilir. Ha, manometreyle de kontrol etmekte fayda var mı? Tabii ki de fayda var. Burada demin bahsettiğim kalın yay ve ince yay bunlar. Kalın yay üst basınç değerini, ince yay ise alt basınç değerini ayarlıyor. Burada 1, 2, 3, 4 tane bağlantı noktası var. Bunların hepsi kontak mı? Yoksa ekstra bir ek alınmış mı bilmiyorum. Yani şalterin etiketine bakmadan bir şey diyemem ama muhtemelen bu 3 fazla motoru devreye sokup çıkarıyor. Yani ekstra bir daha kontaktöre ihtiyaç yok. İç yapısı bu şekilde. Uzaktan kumanda darbe şalteri, TL tipi darbe akım şalteri, büyük kapalı alanlar, depolar, koridorlar, merdiven boşlukları, oteller, bankalar, hastaneler gibi yerlerde bir lamba grubunun birden fazla yerden kontrolü için varyen veya ara varyen anahtar kullanılmaktaydı. Ve bu sistemde en fazla 3 ayrı istasyonla aydınlatma kontrolü yapılabilmekteydi ve bunun için anahtarlar arası en az 2 kablonun çekilmesi gerekmekteydi. TL tipi darbe şalteriyle sınırsız sayıdaki istasyondan lamba gruplarını yakabilir veya söndürebilirsiniz. Şimdi bunu nerede kullanıyoruz? Evlerimizde bazen örneğin 2 katlı evde merdivenin başında ve sonunda merdiven aydınlatması için ara varyen ya da varyen tesisatı çekilebilir. Ara varyen ile varyen arasındaki fark nedir? 2 ayrı noktadan kumanda ediyorsanız varyen anahtar, 3 ayrı noktadan kumanda ediyorsanız iki başına varyen, ortaya ara varyen anahtar bağlamak zorundasınız. Bu sefer 2 ya da 3 istasyon arasında da ekstrasın kablo çekmeniz gerekmekte, 2 tane ve burada sınır 3. Ama sizin büyük bir koridorunuzun olduğunu düşünün ya da 3'ten fazla kat çıkmanız gerektiğini düşünün ya da büyük bir hangara girdiğinizi düşünün. Buna benzer yerlerde darbe tipi, TL darbe tipi ya da işte darbe akım şalteri de diye geçer bu ya da TL tipi darbe akım şalteri de diye geçer. Bu elemanları kullanabilirsiniz. Bu aslında içerisinde bir röle var. Bağlantı üzerinden anlatayım. Burada A1, A2 bobinleri var. Bu kontaklar gücü kumanda ettiği ya da lambalar artık burada. Lambaları kumanda ettiği kontaklar bir kontak olabilir ya da 3 kontak olabilir. Eğer çok büyük bir alanı kumanda ediyorsa, örneğin bir hangarın birden fazla kapı girişinde hangarın içerisindeki lambaları kumanda ediyorsa doğal olarak 3 fazla besleme yapılmış olabilir lambalara ve 3 kontak gerekebilir. Ama örneğin bir merdiven içerisindeki ya da bir kat içerisinde uzun bir koridorda bir fazla besleme yapılıyorsa, bir adet lamba grubu çalıştırılıyorsa faza ait. Burada da tek kontaklı darbe şalteriniz olacaktır. A1, A2 uçlarına her enerji verdiğinizde kontaklar konum değiştirir. Ne demek istiyorum? Enerjiyi verdiğiniz kontaklar açıksa kapanır. Tekrar enerjiyi verip kestiniz. Kontaklar kapalıysa açılır. Yani enerjiyi her verdiğinizde aslında bu bobinin kontakları konum değiştirir. Bunu basmalı kalemlerin, tükenmez kalemlerin arkası gibi düşünün. Bastığınızda kalem dışarı çıktı. Bir daha bastığınızda kalem içeri girdi. Her basınızda orada mesela kalem içeride ya da dışarıda konum değiştiriyor. Burada da aynı şey söz konusu. Bastığınızda eğer lambalar yanıyorsa söner. Sönüyorsa lambalar yanar. O nedenle sadece burada A2'yi nötre bağladığını düşünürseniz sadece A1 bobininin girişine sizin enerji verip kesmeniz gerekmektedir. Enerjiyi kaç farklı yerden verdiğinizin hiç önemi yok. Sadece enerjinin A1 ucuna gelmesi önemli olduğu için isterseniz siz 10 tane ayrı anahtar bağlayın. 10 ayrı anahtarla siz A1 ucuna her enerji verdiğinizde hangi anahtarla verirseniz verin kontaklar konum değiştirecektir. Yalnız burada unutulmaması gereken şey bunlar zil anahtarlarında olduğu gibi yaylı ve bastıktan sonra eliniz çektiğinde geri gelen, yani enerjiyi verdim kestim şeklinde, yani kalıcı tip anahtar kullanmayacaksınız A1 bobinin girişinde. Yaylı tip geri gelen, bunu eski tip merdiven otomatlarında da kullandığımız yaylı butonlardan, yaylı anahtarlardan kullanacaksınız. Yani A1'e devamlı enerji vermeyeceksiniz. Enerjiyi verip keseceksiniz. Verdikten sonra konum değiştirecek. Konumunu koruyacaktır. Bir daha enerji verdiğinizde konumu tekrar değiştirecektir ve bir daha enerji verene kadar o konumda kalacaktır. Şimdi merkezi tip darbe şalterleri de vardır. Bunların farkı şu. Örneğin 3 ayrı koridorunuz var. Sizin bir otel olduğunuzu düşünün. Veya işte bir öğrenci yurdu. 4 katlı, 5 katlı ve her koridorda darbe şalteri var. Her koridordaki darbe şalteri kendi koridorundaki lambaları açıp kapıyor. Ama bir de merkezi yerde açma ve kapama butonları koyabilirsiniz buna. Bu ne yapar? Örneğin sabah olduğunda kimsenin açmasını beklemeden merkezi yerdeki butona bastığınızda, örneğin aşağıda girişli bir yerde merkezi butona bastığınızda 3 katın, 4 katın öğrenci yurdunun komple mesela koridorlarının lambasını yakabilir. Kapamaya bastığınızda ise, örneğin gece oldu artık herkes yattı, kapamaya bastığınızda ise komple tüm katlarda ki darbe şalterlerine ayrı ayrı kumanda ederek lambaların kapatılmasını sağlar. Bu darbe şalterlerinin kendisi haricinde merkezi bir yerden de kontrolünü sağlar. Yük şalterleri enerji tip sigortayla donatılmış bıçaklı şalterlerdir. Ani açma ve kapama özelliğine sahip şalterler pano veya tablolarda hem ekonomik olması hem de az yer kaplaması nedeniyle tercih edilmektedir. Sigorta ve yük şalteriyle birliktedir bunlar. Yük şalterleri komple ünite içerisine yerleştirilmiş sabit kontak bıçakları ve kontak sisteminden oluşur. Kesme enerjisi kontaklar arasında bölünür. Özel yay sistemi sayesinde kontaklara geçiş dirençleri ve enerji kayıpları minimuma indirilmiştir. Açma ve kapama mekanizması bütün kutupları birlikte ve çok hızlı çalışmasını sağlar. Açma kapama el hızı hareketinden bağımsız akım şalter üzerinde 2 veya tek noktadan kesilebilir. Bunlar NH tipi içerisinde sigorta olan yük ayırıcılarıdır. Ne demek istiyorum? Örneğin NH sigorta kullandığınızda sizin devre enerjisini kesmeniz gerektiğinde altına bir adet de paket şalter koymanız gerekir. Şurada olduğu gibi. Bu paket şalteri koymanıza gerek kalmadan ya da üzengili şalter neyi kullanıyorsanız artık orada, bunu kullanmadan hem sigortayı hem şalteri, açma kapama şalterini birleştirmiştir bu. Yeni tipleri bu şekilde. Bu tiplerde siz açma ve kapama yaptığınızda NH'ların iki bacağı birden girmiş olduğu kontaklardan, lale kontaklardan dışarı çıkar. Bu sayede sigorta her iki taraftan açma yaptığından hem güvenlikli olur hem de açma sırasında oluşan ark, butonlardan hatırlayacak olursanız benim start ve stop butonlarımda ya da kontaklar niye aynı anda iki kontak hareket ediyordu? Oradan tekrar hatırlayacak olursanız daha hızlı kontak mesafesi açılacağı için ark daha çabuk söner. Açma kapama işlemi yapar. Bunların küçük güçlerinde ya da eski tiplerinde tek noktadan açma yapanları da vardır ama bu resimde gördüğünüz yeni tip büyük güçlerde ise NH'lar iki tarafından da girmiş oldukları lale kontaklardan dışarı çıkar. Bu bana ne avantaj sağlar? NH'ları ben bir yapı içerisine almış olurum. Hatırlayacak olursanız NH şalterler her tarafı sağ sol açık şalterlerdi. Dokunmaya karşı çok güvenli değillerdi. Hem o şalterleri ben kapamış güvenliği almış olurum. Hem de NH'lar üzerinden açma kapama yaptığım için ekstradan sisteme bir de şalter eklemem, açma kapama şalteri eklemem gerekmez. Burada son olarak size şu hat şemalarından bahsedeyim. Kumanda devre şemaları çizerken bunlardan tekrar bahsedeceğim ama örneğin burada bir devrem gözüküyor. L1, L2, L3 fazlarından besleme yapmışım. Ne bu? Motor koruma şalteri ya da kompakt şalter. K1 ve K2M gibi ileri geri kontaktörleri motorun devir yönünü değiştiren bir güç devresi. Bu dikkat edecek olursanız 3 faz, bir de burada topraklama da ekstradan gösterilip 3 fazın ayrı ayrı gösterildiği detay şemadır ama örneğin artık tecrübeli olduğunuzda bu şema size her seferinde bakmanıza gerek yok. Ya da örneğin çok büyük projelerde özet görüntüyü siz daha küçük alanlarda almak isteyebilirsiniz. Yani sistemin tamamını görmek isteyebilirsiniz. Bu durumda tek hat şeması çizilir. Burada olduğu gibi. Burada tesisattan hatırladığınız gibi neydi? İletkenin üstüne işte kaç tane ise o kadar çizgi atıyorduk ve iletken sayısını belirtiyorduk. Burada da örneğin bir iletkenlerin üzerine 3'er tane çizgi atılmış. Bu tek hat şeması olarak daha özet gösterilmesi amacıyla kullanılan bir gösterim yöntemi.